Böyle o aman aman o Harry Potter, oh my god, o havada. Yani var işte çorabı, donumu, tişörtümü, üstündekini her gün yıkıyorum. Böyle bir saçma olabilir miyim ya? Ya sabır ya. Londra'da yaşadığım zaman. Hey gençler, elimde C vitamini suyumla birlikte günaydın, selamünaleyküm, konnichiwa arkamdaki hostelden an itibariyle ufaklığına çıkış yaptım. Çünkü şöyle rüzgar belli oluyor mu bilmiyorum ama birazdan fırtına, kasırga, hortum ne bilmiyorum ama gelecek imiş. Hortuma bağlı bir şekilde bugünüm belli olacak. Çünkü ben bugün 2'nin 4'e Harry Potter Müzesi'ne rezervasyon yaptırdım. Daha Türkiye'deyken cuma gününe işte bir hafta sonrasına gidelim falan filan diye. Ama şansıma bugün hortum geldi. Artık yani ben bilmiyorum yani bagajım gelmez. Bu arada bagaj konusunda Pegasus, bak 3 gün oldu hala göndermediniz. Lütfen bana bir açıklama yapın, bana bir bildirim gönderin, bir şey yapın. Yani gerçekten ben de insanım ve benimki de can. Eşyalarımı rastgele uçağa almayıp göndermemek ya da gönderdiyseniz de nerede olduğunu bilmemek gibi bir, bilmiyorum, saçmalık, bana saçma geliyor. Ama bunu yine bir yana koyaraktan şöyle hortum öncesi, kasırga öncesi Londra'dan hayırlı sabahlar, günaydınlar. Bir de bakın, kültürlerin karmaşası olduğunu söylememin sebebi şurada Alabini Berberi diye bir yer var. Orası Lübnan yemeği. Şurası Kans bilmem ne Indian yemeği. Şurada da Çin yemeği var. Yani gerçekten farklı farklı ülkelerin lokantaları ve tabii bir o kadar da oranın insanları, yani hepsi böyle Londra'da toplanmışlar. Bu şehirde tam olarak 300 dil konuşuluyor. Düşünsenize, o kadar çok ülkeden farklı farklı insanlar var ki burada. Tam anlamıyla gerçekten metropol bir şehir. Şimdi hortum çıkmadan önce gelmek istediğim yer Paul denen bir yer. Tarın dediğine göre burada kahvaltılık böyle ekmek, poğaça, kruvasan tarzı şeyler alabiliyormuşsun. Odaya da gerçekten bir yandan fırtına acayip yaklaşıyor ya. Yazık, güzelim BMW'ye bisiklet çarpmış ya. Şimdi gençler, gel gelelim 10 pound ne tuttuğunu göstermek istiyorum. Şöyle önümde 3 adet yemeğim var. Önce tuzuyla başlamak istiyorum. 1 adet chicken sandviç, yani tavuklu sandviç. Bu en pahalısıydı aralarına, yaklaşık 4,5 pound falan tuttu ama şöyle göstereyim abi. Yani bir tık soğuk, bir tık sert, böyle mikrodalgada sıksan belki güzelleşir ama şimdilik 10 üzerinden 5 falan. Tuzluyu bir kenara koyuyorum, gelelim tatlılara. Ay, bu ilkini ben Japonya'da acayip çok yiyordum. Böyle kalp şeklinde çıtır çıtır şekerlenmiş. Bu herhalde Danimarka'da da vardı. Böyle tereyağlı bir şey herhalde anladığım kadarıyla. Ama kadar güzel ki kesinlikle tavsiye ederim. Gelelim 3. tatlımıza, farklı bir kruvasan çeşidi. İçinde şöyle çikolatalar var. Ve görünüyor mu bilmiyorum ama custard cream falan da var. Yani gayet güzel, gayet mükemmel. Tatlılar yaklaşık 2-3 pound. Bu da yaklaşık olarak 4-5 pound. Ha, video çekmiyor olsam, şöyle göstermek için almamış olsam büyük ihtimalle sadece sandviç ile bile çok rahat doyarsınız bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi yanımda sandviçim, bir yanımda da şöyle bilgisayarla birlikte ben biraz akşama kadar, yani kasırga gelip geçecek mi ne olacak emin değilim çünkü. Hem belki de bagajım saate kadar gelir diye ümit ederekten editlerimi yapacağım. Harry Potter'a gideceğiz bugün, eğer olmak iptal olmazsa. Gidemezsek de yine zaten update ederim. Görüşürüz. Ey ahali, bir çılgınlık peşine düştüm artık. Yapacağım YouTuber'ım abi, fırtına mırtına dinlemiyorum ve tam gaz hayatımı diye. 30 yılın en büyük kasırgasıymış ya. Yani bilmiyorum, bavulum yok oluyor, telefonum hattı bozuldu, anlamadım, kameram error verip duruyor. Yani şu an çekiyorum ama şunu çekebilmek için 7 kere 8 kere kapatıp açmak zorunda kalıyor. Ve yetmiyormuş gibi Londra'ya 30 yılın en büyük fırtınası geliyor, ya da geldi bilmiyorum, ya da gelecek yani. Hazır şimdilik böyle zirveye çıkmamışken rüzgarlar, dedim ki gidebildiğim kadar gideyim. Yaklaşık 1 saat yürüme mesafesinden sonra 40 dakika araçlara binerek, çünkü böyle biraz Luna Park gibi büyük bir şey olduğu için şehrin dışında kalıyor, direkt Londra merkezde değil. Vallahi gidebildiğim yere kadar gitmeye çalışacağım. Annemin bir lafı vardır, topu atarsan girmeyebilir ama atmazsan hiç girmez. Yani denemeden bilemeyiz abi. Ama denemezsen de orada garanti biter. Var ya, şu an rüzgar beni itiyor, ben yürümüyorum yani. Neyse, Londra'da ilginç bir gün, bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Oh my god. Vallahi var ya, gayet şu anda eğlenceli yani. Birazcık rüzgar var ama eğlenceli. Yavaş
yavaş yavaş çığırından çıkmaya başladı. Ben ne yapıyorum? Ben niye çıktım? Ben niye ne yapıyorum ya? Abi hostelden çıkalı tam olarak bir saat oldu. Yürüyorum. Hala yolun yarısını yeni geçmişim. Ve hala yürümeye devam ediyorum. Tek sadece benim ilgimi çeken gerçekten sokaklarda çok insan var. Hani cuma gününe göre belki daha azdır yani ortalamaya göre. Ama beklediğimden çok çok daha fazla insanlar bakın bavullarıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla geziyorlar. Bu arada gerçek diyorum yani Londra her sokağı bildiğin açık hava müzesi gibi. Farklı farklı tuğlalardan yapılan binalardan tutun. Filmlerde göreceğiniz taksilerden tutun. Farklı ülkelerin mahallelerinden tutun. Bu arada burası Çin mahallesi, Chinatown. Yani Londra'da gerçekten her şey var. Güzelliğiyle, aksiyonuyla, müzesiyle, insanlarıyla... Merhabalar. Yani Türklerinden tutun herkes burada ya. Her şey burada daha doğrusu. Ve görmeye değer mi? Kesinlikle de. Sadece mümkünse 30 yılın fırtınasına denk gelmemizi tavsiye ederim. Aa bu arada bakın Harry Potter tarzı şeyler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Aslında gelmişken şunlardan almak lazım diye düşünüyorum da. Excuse me? Ya abi bir şey diyeceğim. Tren ipti, biletini aldım ben tren yokmuş. Ay ben niye önce trenin varlığını, yokluğunu şey yapmadıysam, teyit etmediysem bilmiyorum ama güvenliğe sordum. Bunu yani yarın da pazartesi de kullanabiliyormuşuz istiyorsak. Taksiye bin istiyorsan diyor da taksi heyecanım oldu. Vallahi 4 dakikadır Harry Potter müziği dinliyorum ya. Hello, I had a booking for today, 4:30. I'm actually at the train station right now, but all the trains are cancelled. So is it possible to change the date? Yep, one person, just me. 2:30 would be great. Okay, thank you. Thank you so much. Have a good day. Abi dakika bir gol bir tren şeyini düşürmüşüm var ya, kaybediyordum bileti ya. Hani gerçekten başıma gelenler yetmiyormuş gibi. Bir de kendim kendime zarar veriyorum şöyle yaptım artık kaybetmemek için. Uğraşlar sonucu, uzun fırtınalar sonucu, rüzgarlardan oradan buradan bir şekilde geldik. Vallahi billahi geldik. Yaklaşık bir saatlik bir tren yolculuğu üstünden de 15 dakikalık bir shuttle sonrası arkamda gördüğünüz meşhur Harry Potter ve birçok filmin yapıldığı stüdyoya gelmiş bulunmaktayız. Şu an şu saatten sonra benim diyeceğim şeyi çok ilginizi çekeceğini sanmıyorum ama gelirken çok süper bir şey keşfettim. Girmeden onu söylemek istiyorum. Bakın elimde bir adet tamam mı tunalı ek salat denen bir sandviçim var. Normalde bunun fiyatı 2.75 pound'a geliyor sadece şu. Ama ola ki bu Tesco marketlerde bununla birlikte şöyle bir adet içecek, şöyle bir adet waffle veya herhangi bir tatlı alma suretiyle 1, 2, 3 yani ana yemek içecek bir de tatlı üçlüsü alırsanız şunların tamamı 3 pound'a geliyor. Şurası toplam mesela 7 pound'a gelecekken normalde 3 pound'a yiyebiliyorsunuz. Bilginize çok işinize yarar diye düşünüyorum. 3 pound 3 pound derken çünkü ciddi para yapıyor. Afiyet bal şeker olsun. O değil de yine bir anda yağmur başladı. Allah Allah, geldiğimden beri her gün yağmur yağmur. Bir gün var bir gün güneş gördük ya, ondan sonra hep yağmur yağmur yağmur. Ne yağmur abi? Fırtına bile gördük ya. Girişte ise 3 adet bu santran şövalyelerini görebilirsiniz. Ve arkada ise o meşhur Making of Harry Potter Warner Bros. Studio. Bu arada biletlerinizi böyle önceden internetten almanız gerekiyor. Ve hani ben Türkiye'deyken almıştım bileti, öyle diyeyim yani. Çok çok daha bir iki hafta öncesinde almıştım. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu arkamda gördüğünüz meşhur stüdyo abi. Dünyadaki herkesin neredeyse görmek için geldiği yer. Ortak alandaki kafeteryada gayet konsepte uygun bir şekilde. Zaten şunu filmden de hatırlıyorsunuzdur böyle bir sahneyi. İnsanların hiçbir özeline saygı duymayan o güzelim harita. Ya abi şu ikili kardeş çok tatlı ya maşallah. Şuradaki çocuğu görüyor musunuz ya? Acayip tatlılar ya. Benim için de ilginç birkaç saat olacak, birlikte sihirler alemine. Let's go. Very special behind these doors. So with that, I ask you come and join me as I greet you with the very word that Harry heard when he arrived at the castle. Welcome to Hogwarts.
an itibariyle Hogwarts'a giriş yapmış vaziyetteyiz. Bunun gibi yani çekim esnasında birçok masanın altına hava pompalaması aleti mi ne denir işte ondan koydukları için mesela insanlar böyle uçarak masalardan geçtiğinde onları pompalayıp hani o rüzgarla birlikte kağıtlar dağılmış gibi bir efekt vermişler. Bir de ufak bir not, yani izlerken fark etmemiştim ama şu herkesin nefret ettiği kadın var ya, bunun pembe bir şey var yani kıyafeti görebileceğiniz üzere. Aslında ne kadar çok güç sahibi olursa filmde o kadar kıyafeti de pembeleşiyormuş. Yani ben bu detay hiç farkına varmamıştım ama bir daha izlerim ve bakarım diye düşünüyorum. Siz de izleyin görün. Neyse bundan sonrası da artık Harry Potter filminin yapımına doğru gidiyor yani yavaş yavaş. Tekrar şöyle ufak bir montaj ekleyeceğim araya ve daha sonra ufak tefek böyle eğlenceli bilgilerle devam edeceğiz. Şu Dumbledore'un şurada konuşuyor, ediyor falan, anons veriyordu. Yukarıda da şu uçan mumlardan var. Bakın şuradaki görüntüler, yani buz görüntülerden bazıları ise şurada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. O değil de mesela çikolata festivali diye bir şey var ve hiçbir çikolata gerçek değil. O kadar üzücü bir şey ki. Bu arada zaten bilinmiş ama Harry Potter'da kostüm acayip önem verdikleri bir şeymiş. Taktıkları takılardan tutun böyle farklı farklı kostümlere kadar tek tek detay detay böyle işleniyor. Baksanıza kullandıkları bazı peruklar da bunlarmış yani sette. Peruklar hakkında bilgi verecek olursak abi, buradaki bütün peruklar gerçek insan saçından yapılma. Sadece 3 kişininkinde farklılık varmış. Dumbledore'un saçı, bir de Hagrid'in saçı var şurada, görebiliyor musunuz şurada bilmiyorum ama onlar bir hayvanın şeyinden, tüyünden mi, saçından mı ne yapılıyormuş. Bir de şu ekranda görebilirsiniz, Bellatrix var. Zaten onu oynayan kadının saçı çok güzel olduğu için böyle onu birazcık kaldırıyorlarmış. Üstüne sadece ufak bir aparat takıp yani hazırlıyorlarmış. Şurada kocaman peruk sitesi var ve kaç kişi dışında, yani filmde çıkan kaç kişinin ayrı ayrı perukları ve kostümleri var. Bunları zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlan şeyi tablosu. Bir tane bu kedili adam var ya, çak çak çakıyordu. Bu tarafta da bu sihirli yürüyen merdivenlerden. Şunlar falan filmde konuşur eder, gözleri oynar diye acayip hoşuma giderdi ya. Benim favori iki karakterim şu ikisi ve ikisinin aynı yerde olması acayip hoş bir şey. Harry'nin, Ron'un ve diğer çocukların böyle yatıp kalktığı yer işte bu yataklar. İstediği kadar sihirbaz olsunlar, bizim Hermione'de kullandığımız sobayla aynısını burada da ısınmak için kullanıyorlar. Ve belki de dünyanın en meşhur, en sevilen okul müdürünün müdür odası. Bizim ortaokuldaki, lisedeki müdür odasına göre bayağı farklı ama en tecik bir zevki olan bir müdürümüz. Abi şu ateşin efekt olma gibi bir ihtimali var mı ya? Hiç alakası yok gibi değil mi? Bu arada ufak bir ilginç bilgi, Dumbledore eşcinsel. Bunu J.K. Rowling kendi röportajında ifade ediyor. Yani çok bilinmeyen bir bilgi olarak da biliniyor bilginize. Hatta bu yüzden normalde filmde kullanılan bir cümle varmış galiba. Ben işte geçmişte bir kadın vardı, hoşlandım falan filan. Böyle bir şey eklemişler. Onu sildirtmiş J.K. Rowling. Çünkü kadınlardan hoşlanmıyor diye. Ve tekrar söylüyorum, Dumbledore'un saçı insan saçından yapılmış bir peruk değil. Ve belki de filmde herkesin en çok sevdiği, izlemekten zevk aldığı kısım Quidditch yarışması. Bak burada insanlar geliyor. Ap ap map map bir şeyler diyor ve yaş maş önemli, baksana. Herkes zevk alıyor. Ya. İlla çocuklar gelip zevk alacak diye bir şey yok yani. Bu arada gençler, Quidditch demişken herkesin bilmediği bir başka bilgi daha sizlere vermek istiyorum. Eğer Harry Potter izlediyseniz şunları herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yani süpürgeye binerek insanlar uçuyordu. Gayet sağlam bir titanyumdan yapılıyor imiş. Evet hani ilk başta 10 yaşındayken falan biniyordu bunu oynayan aktörler, aktresler. Ama belli bir şeyden sonra 6. film, 7. film derken insanlar da büyüdüğü için bunların sağlam kalması gerekiyor. Yani sonuçta üstüne biniyorsun yani. Hani maazallah kırılır mırılır diye gerçekten bu uçaklarda kullanılan titanyumlardan yapılan bir süpürge kullanıyorlar. İmiş. A
Abi herkes kostümlerle gelmiş. Yemin ediyorum herkes kostüm giyip gelmiş. Baksanıza. Ve tabii Harry Potter'ın olmazsa olmazı yeşil. Lan yine Quidditch'ten gireceğim ama bu Quidditch'te şu sahnelerde çekmem yasak olduğu için şöyle uzaktan göstereceğim. Şu yeşil ekranlarda çekiliyormuş. Şöyle ormanın içinden yürüme sahneleri olsun falan filan. Tamam, aletin kendisi böyle kocaman kullanmışlar etmişler ama gayet de yeşil ekran diğer bütün filmlerde de olduğu gibi burada da kullanılıyor. Yani şöyle uçmalar, uçmalar aslında yalan. Böyle gayet mavi ekranda, yeşil ekranda CGI ile birlikte şu ortaya çıkıyor. Baksanıza ya, aradaki farka bakar mısınız ya? İnsan üzülmüyor değil var ya, şunu da bu kadar. Yani şu sahne aslında şu, baksanıza. Yani şu kısmı ben çok görmek de göstermek de istemiyorum. Yani işin tadı kaçıyor gibime geliyor bana. Dah, yani yine fena değil yani. Ve bakın bu tarafta da yine bir hayalimin yıkıldığı anı tanık oluyoruz. Harry Potter'ın görünmez pelerini. Şu an abla bütün çocukların hayalini mahvedecek bakın. 1, 2 ve 3. Geçmiş olsun gençler. Bütün sihir sizin için yok oldu şu anda. Bu arada az önce bahsettiğim olan yani biraz hafif pembe. Şurada ise çok çok daha koyu bir pembe olmuş vaziyette. Kadının gücü arttıkça pembeliği de artıyor imiş. Yalnız tam bir şerefsiz düş ya. Vallahi diyorum. Gel gelelim artık stüdyonun bir sonraki kısmına. Önümde olan ve şu anda arkamda gördüğünüz bu Dark Forest denen karanlık ormana doğru yavaş yavaş giriyoruz. Oha, direkt ayağını bastığın yer yumuşacık yumuşak toprak hissiyatı veriyor var ya. Çok ilginç ya. Yalnız bir şey diyeceğim, şu yerden sislerin gelmesinden tutun, ağaçlardan tutun, özellikle şu acayip gerçekçi yani hiçbir visual efekt olmadan, oha baksana yukarı ağaçları kalkmasından tut, tüylerin detaylarından tut, gözünü açıp kapamasına kadar acayip tatlı manyak bir şey bu ya. Benim tek kalbimi kıran kısım bu güzelim patronusun aslında tüylü bir köpek olması. Yani şunun şundan ibaret olması benim acayip moral bozukluğum olsun varsa. Diyerekten turumuza devam ediyoruz. Bakın ben 2'de girdim. Şu an saat 4'e geliyor ve hala yarısındayım galiba. Ya da yarısında bile Oh my god. Fırtına olduğu gün gidemediğim o istasyonun şu anda burada çakmasını görebilirsiniz. Ve şu tarafındaysa o meşhur Hogwarts'a giden tren abi. Keşke şöyle benim de fotoğrafımı çekecek olsa. Oha, trenin içine de gidebiliyor. Hatta sizler için telif yemeden Harry Potter müziğini koyarak bu trenin içinden geçeceğim şimdi. Bir şey değil, iyi seyirler. Önümdeki adam sessiz ol diye kızdı ya. Sesim o kadar kötü mü? Şimdi hava biraz soğuk olduğu için montumu da giydim ama Harry Potter hakkında bilgiler serisine gelelim. Şöyle önce 3 poundluk smoothie'mi içeyim. Harry Potter'ın yazarı ile Harry Potter yani J.K. Rowling ve Harry Potter aynı doğum gününe sahiplermiş, 31 Temmuz. J.K. Rowling uçaktaki bu kusma çantalarının üstünde isimleri üretiyormuş. Bu 3. mü 4. filmdeki bu diye hüptüren bir şey var ya, öcü böcü var. Onların aslında çıkış noktası J.K. Rowling'in depresyona girmesiymiş. 1990'da annesini kaybettikten sonra Harry Potter'ın yazarı depresyona girdiği bir dönem oluyor ve depresyonun böyle işte içinde bir boşluk hissinin var olması gibi bir şey olarak nitelendiriyor. Ve bunu işte temsilen o hüptüren o öcü böcüğü yaratıyor. O süpürgeyle işte topu vurdukları yarış Quidditch ise J.K. Rowling'in sevgilisiyle yaptığı kavgadan sonra ortaya çıkardığı bir fikir imiş. Normalde son filmde, son savaşta Arthur Weasley yani Ron'un babası ölmesi gerekiyormuş. Ama ölmemiş. Son dakika kararını değiştirmiş yazarımız. Hatta Ron'u da öldürmek istiyormuş. Hani öyle de bir niyeti varmış, öldürmemiş. Ron demişken Ron'un malum buradaki şey Hermione yani manitası. İlk başta yani öyle düşündüğü için öyle devam ettirmiş.
ama hikayeyi yazdıkça, hikaye ilerledikçe Harry Potter'la Hermione'nin de aslında sevgili olsa fena olmayacağını düşünmüş. Sağdan soldan beni izliyorlar, uyuz oluyorum. Bir diğer bilgi, film endüstrisinde sızma diye bir şey oluyor yani bildiğiniz üzere. Mesela Spider-Man'in bir kısmı sızıveriyor ya da çok böyle beklenen bir filmin bir kesiti sızıveriyor. Böyle bir şey olmasın diye ki yani dünyanın en beklenen filmlerden bir tanesi olduğu için Deathly Hallows yani son filmi kod adlarıyla böyle birbiriyle konuşuyorlar imiş ki insanlar buradan işte bulmasın, etmesin, sızmasın falan filan diye. Bu çok da aman aman bir bilgi değil ama mesela Emma Watson bunlar hep böyle bizzat orada bulunarak şey yapmış yani auditionlerini yapmış yani işte seçimlerini falan filan. Yani Rupert Grint kendisini videoda çekip göndermiş ve beğenilmiş ve seçilmiş. Bravo. Bu arada dipnot, Harry Potter oynayan adam Harry Potter olabilmek için 300'den fazla yani seçeneği eleyip kendisi Harry Potter olmuş, böyle de başarılı bir abimiz. Bunu özellikle Harry Potter fanları bilir diye düşünüyorum ama Harry'nin gözleri kitapta açık yeşil olarak geçti halde filmde ise mavi. Bunun sebebi ise annesiyle aynı göz rengi sahip olması, esas burada önemli olan şey olması imiş. Ve annesi de filmde mavi gözlü olunca burada da mavi gözlü yapmışlar ki Harry'nin gerçek hayatta da bu taktıkları lensler olsun, şunlar bunlar olsun, alerjik bir reaksiyon mu ne gösterdiği için bu sıkıntıdan kurtulmasına sebep olmuş. Ha bir de ilginç bir bilgi, ben yani bilmiyorum, oyunculuğun en kötü yanlarından biri herhalde. Harry Potter oynayan insanlar böyle temaslı sporlar yapmaları yasakmış sözleşme bazlı. En güzel yapabildikleri şey golf imiş. Çünkü orada yani sakatlanma ihtimali yok. Zaten topa vuruyor, top gittiği yere kadar gidiyor yani. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Harry Potter'ın şurasında bir tane bu şimşek izi var ya, tam olarak 5800 kere o şimşek çizilmiş alnına ya da başkalarına. Bunun dışında da Harry'nin meşhur o yuvarlak gözlüklerinden de 160 adet değiştirmişler falan filan film boyunca. Ve son olarak da bu birazcık daha filme odaklı bir bilgi ama normal insanlar yani sihirbaz olmayanlar iksir yapamıyor imiş. Bunun da sebebi ise asayı kullanıp yapılıyormuş iksirler. Hani yok kurbağa koydum işte çekirge koydum içine tükürdüm ondan sonra puf diye bir iksir oluşmuyormuş. O asayla abada kadavra bilmem ne okus pokus yapmaları gerekiyor imiş. Az önce birisine benim fotoğrafımı çekmesini istedim bu arada. Adam hızlı adımlarla koşarak uzaklaştı. Biraz koymadı desem yalan olur. Oh my god. Ve yine bugünün en üzücü olaylarından bir tanesi Hagrid'in aslında Hagrid olmadığını ve şu alet olduğunu görüyoruz. Yavaş yavaş sona doğru geldiğimi düşünüyorum yani müziğin bu sakinleşmesinden tutun, arkamdaki Hogwarts manzarasından tutun, her şeyin başladığı, her öğrencinin, her çocuğun yani her insanın Harry Potter izlemiş, her insanın gitmek istediği okul. Yani şöyle maketi bile gerçekten bilmiyorum yani güzel yapmışlar. En son çıkmadan galiba isteyenler için şöyle asa alma yeri var. Bayağı oda dolu asa yani. Şurada da dolu dolu asa var baksanıza. Yaklaşık olarak 2:10 geçe girmiştik. Şu anda saat 5'e geliyor. Yani ciddi 3 saate yakın burada tura devam ediyorum. Ya hakikaten 3 saat sürüyormuş, onu da söylemek isterim. Ve ben yemek falan da yemedim. Hani mola da verseniz çok rahat 3-4 saati bulur. Ve artık kapıdan da çıkışımı yaparak resmi olarak Harry Potter turumu burada bitiriyorum. Oh acayip maske takmışım. O kadar unutmuşum ki ağzım. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Yani bilmiyorum ne kadar iletebildim şeyini yani içerideki o güzelliği ama gerçekten Harry Potter seviyorsanız ve takip ediyorsanız bence mükemmel otesi bir yer. Benim için
Harry Potter birazcık daha böyle nostaljik bir yer yani. Böyle o aman aman o Harry Potter, oh my god, o havada fıtı 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 falan yapmıyorum. Küçükken yapıyordum amenna. Ama şu anda o içimde o şey olmadığı için benim için böyle aa eskiden bu vardı lan. Ulan oha bu da vardı lan. Ulan şunu da yaşamışsın lan dediğimiz bir yer oldu. Giriş ücreti ise kişi başı 45 pound'a geliyor. Neyse özellikle Londra'ya geldiğimde yapmak istediğim şeyler aslında bu Rana'nın listesiydi. Yalan söylemeyeceğim. Rana bana hatta dedi abi Harry Potter ben bilmiyordum bile böyle bir yerin var olduğunu. Rana dedi ki abi ben istiyordum keşke gitseydim seninle ama sen git madem falan filan diyerekten bana burayı önermişti. Rana'cığım sana teşekkür ederim. Eğer ola ki Harry Potter seviyorsanız umarım kendiniz gelip görebilirsiniz burayı. Video fazlasıyla uzun oldu diye düşünüyorum. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Zorlu şartlara rağmen bugün o video çekilecek.